Birsen Kars ölümsüzdür. Birsen Kars yoldaşımızın katili ya düşünce değişikliği ya ölüm diyerek hapishaneleri yangın yerine çeviren emperyalizm ve işbirlikçileridir. Birsen Kars yoldaşımızın katili 19 Aralık katliamında onu diri diri yakan faşizmdir. Onun diri diri yaktılar haykırışı hesap sorma çağrısıdır. Birsen Kars yoldaşımızın hesabını soracağız. 19-22 Aralık katliamında diri diri yakılan, katliamlardan yanıklar içinde yaralı olarak kurtulan Birsen Kars yoldaşımız, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle dün şehit düştü. Bütün dünya halkları onu 19-22 Aralık katliamı devam ederken bir ambulans kapısındaki görüntüsüyle tanıdı. Tüm dünya 19 Aralık 2000'de İstanbul'un orta yerinde Bayrampaşa hapishanesinde 6 kadının nasıl diri diri yakıldığını onun ağzından duydu ilk kez. Yanan etini, lime lime dökülen derilerini bir an düşünmeden diri diri yaktılar. 6 kadın diri diri yaktılar haykırışıyla bu katliamı, bu vahşeti tüm dünyaya duyurdu. 19 Aralık 2000 tarihi onun bu fotoğrafıyla, onun bu haykırışlarıyla belleklerimize silinmemecesine kazındı. Birsen Kars yoldaşımız o vahşet günlerinde ölümü tillilerle, zılgıtlarla karşılayan, o alev denizinin ortasında halaya duran, ölüme meydan okuyan cepheli tutsaklardan biriydi. Yanı başında 6 kadın yoldaşının bedeni alev topuna dönmüş, vahşice katledilmiş, bazılarının bedenleri kömürleşmişti. Kendisi de bu alev denizinin ortasında saatlerce direnmiş, onurunu, namusunu düşmana teslim etmemiş, bu katliamdan yanıklar içinde etleri lime lime dökülerek ama başı dik çıkmıştı. Onu 19 Aralık'ta katledemeyen faşizm bugün katletti. Birsen Kars yoldaşımız ilk bakışta kanser nedeniyle şehit düştü. Bu nedenle kimileri onun ölümünü doğal görebilir. Ama hayır, 100.000 kere hayır. Bu ölüm doğal değildir. Bu ölüm normal değildir. Birsen Kars yoldaşımız uzun tutsaklık koşulları ve maruz bırakıldığı işkenceler nedeniyle 19-22 Aralık katliamında yaşadığı vahşet nedeniyle kanser hastalığına yakalanmıştır. Ve bunun sorumlusu da bellidir. Suçlu malumdur. Suçlu ya düşünce değişikliği ya ölüm diyerek katliam emrini veren emperyalizmdir. Suçlu bu emri yerine getirerek hapishaneleri yangın yerine çeviren, 6 kadını diri diri yakarak 28 devrimci tutsağı bombalarla, kurşunlarla, bugün bile ne olduğunu bilmediğimiz kimyasal gazlarla katleden işbirlikçi oligarşidir, faşizmdir. Birsen Kars yoldaşımız devrimi ömrünü vermiş, son nefesine kadar devrim için mücadele etmiş, bir an için bile olsa ona teslimiyeti dayatan, bunun için ona en ağır vahşeti yaşatan, en ağır bedelleri ödeten, bu katliam düzenine yüzünü dönmemiş, düşmana teslim olmayı aklından geçirmemiştir. Birsen Kars yoldaşımızın diri diri yaktılar haykırışı bizim için adalet çağrısıdır. Hesap sorma çağrısıdır. Onun bu haykırışı sonsuza kadar kulaklarımızda, hafızalarımızda, yüreklerimizde kalacak. Birsen Kars yoldaşımız halk kurtuluş savaşımızda yaşayacak. Birsen Kars ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun faşizm.